toprağın, tarımın ve dünyanın geleceğini dinleyeceğiniz Webagron yapımı tarım mikrofonu başlıyor. Efendim merhabalar, yeni bir tarım mikrofonuna daha hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Bugün Yüce Önderimiz, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o büyük dehanın ölüm yıl dönümü. Biz de onun tarımsal özelliklerini konuşacağız aslında. Şimdi tarımsal özellikleri dedim ama bir şahsa özellik yüklemek ne kadar mümkün diye soracak olabilirsiniz. Evet, Atatürk'e her alanda olduğu gibi bir tarımsal bir kişilik, kimlik yüklemek de mümkün. Çünkü çoğu alanda olduğu gibi Türkiye'nin tarımsal kimliğinin oluşmasında da çok büyük etkileri olan bir dehadan bahsediyoruz efendim. Yaptıkları çok büyük. Bugün çoğu yayın mecrasında tarımı dinleyemeyeceğiz belki ama diğer alanlarda yaptıklarını dinleyeceğiz. Biz de dedik ki tarım mikrofonu olarak bu boşluğu ortadan biz kaldıralım. Atatürk'ün tarımla ilgili hem söylediklerini ve daha önemlisi hem de yaptıklarını bir değerlendirelim efendim. Tarım gazetecisi, yazar, bir örgütçü, bir sivil toplum örgütçüsü, kamuda da yoğun tecrübelerini hala paylaşan Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkan Yardımcısı, benim 4-5 yerde yazılarını okuduğum, çok yararlandığım değerli bir büyüğüm Sayın Erhan Ekmen bizlerle birlikte. Erhan abi merhaba. Merhaba. Bu nazik girişin için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Çok farklı yönleriyle konuşulacağını söyledik. Biz tarımı hemen odaklanalım ama dilersen şöyle başlayalım. Her alanda olduğu gibi Türk halkına ve çiftçiye göstererek kurucu politikaları uygulayan ve o dönemin imkansız şartlarında bunu başarabilen bir liderden bahsediyoruz. Biz tam anlamıyla nasıl bir vizyondan bahsediyoruz Erhan abi? Atatürk'ümüz gerçek önderlik konusunu toplumun, ekonominin, siyasetin diğer konularında olduğu gibi tarımda da yapmış. Ve bize gerçekten birkaç anahtar söz söylemiş ve çok örnek davranışlarda bulunmuş. Örneğin Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çiftlikler kurmuş. Bu çiftliklerin içinde bitkisel ve hayvansal üretimde bulunmuş. Buralarda tesisler, fabrikalar kurmuş ve bir bataklık olan yerden Türk halkına nasıl tarım yapılıp buradan para kazanılabileceğini bizzat göstermiş. Bununla da kalmamış, çok anahtar hepimizin bildiği kelimeler söylemiş. İşte üreten köylü çiftçinin milletin efendisidir. Milli ekonominin temeli tarımdır gibi. Acaba bunlar rastgele söylenmiş sözler mi, yoksa bir bilinçli, bir yol göstermek üzere mi söylenmiş? Bunu çok iyi düşünmek lazım. Şöyle düşünün, Cumhuriyet ilan edilmiş, bağımsızlığımız var. Belki silahımız ve askerimiz de var elimizde ama bunu eğer gıda bağımsızlığıyla taçlandırmazsanız, gıdada kendinize yeterli olmazsanız, başka ülkeler sizi açlıkla tehdit ettiğinde, bu konuda baskı yaptığında bu bağımsızlığınızın hiçbir anlamı kalmayabilir. Bu nedenle büyük önder Türkiye'nin ekonomisinin tarımında ne kadar önemli olduğunu ve ileri gitmesi gerektiğini ve bunu da yapması gereken kişinin yüzyıllardır asker denildiğinde alınan, para denildiğinde alınan, sömürü denildiğinde üzerine basılarak her şey yapılan çiftçi tarafından yapılacağını söylemiş. Düşünün, o dönemde kırsal alanda nüfusun %70'i yaşıyor ama bunların sadece %7'sinin toprağı var, geri kalan büyük toprak ağlarında. Bu insanları adaletli bir toprak dağılımı yok. Adaletli toprak dağılımı da yok. Cebimizde para da yok. Birikmiş bilgimiz de yok. Teknik de yok. Ve bu dönemlerde, bu imkansız dönemlerde, hiçbir şeyin başarılamayacağı dönemlerde biz kurtuluştan kuruluşa büyük mucizeleri inançla, düşünerek yapmışız. Ve hiç düşünün, toplumun zihniyetinde cumhuriyet yokken cumhuriyeti benimsetmişsiniz. Tarımla ilgili bu kadar geri kalmışlık düşüncesi varken tarımı geliştirmek için yol açmışsınız. Ve daha da önemlisi, bugün bütün gelişmiş ülkelerin gelişmişliklerinin arkasında yatan kooperatifçilikle ilgili kendisi bizzat birçok kooperatifin ilk kurucusu, ilk ortağı olmuş, ciddi işler yapmış. Avrupa'nın muazzam ve muazzam sermaye ve sanayisiyle ilgili ulusal olmayan aracıların saldırılarına karşı ulusal ekonomiyi korumaya zorunlu bulunan bir memlekette kooperatiflerin kurulması kesinlikle ulusal bir ihtiyaçtır. Bakın, bugüne anlatıyor mu? Çeşitli ülkelerinden ülkemize girmeye çalışan sermayelerin
ulusal kaynaklarımızı sömürmeye yönelik saldırılarına karşı ulusal ekonomiyi korumak için bir kooperatifçilik sermaye birikimi ve kalkınma hareketiyle bu işlere ihtiyaç kalmadan kendi kendimize yeterli olabilir miyiz? Evet. Peki bunu yapıyor muyuz? Maalesef birçok konuda atanın sözlerini söyleyip ne anlattığını anlamadığımız gibi burada da yeterince anlaşılamadığını düşünüyorum. Bu nedenle de kooperatifçilikle ilgili, tarımla ilgili konularda Türk halkına daha çok şeyin anlatılması ve bu konuda artık daha düzenli, daha iyi işlerin yapılması için öncelikle bir bilincin oluşturulması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü zihniyetler içinde eğer bir şeyi oluşturamazsanız daha sonrasında bunun başarılabilmesi çok zordur. Cumhuriyet fikri var mıydı Türk halkının aklında? Yoktu. Kesinlikle yoktu bence. Hem de meclisten hem de bir diktatör gibi değil, tam bir demokrat yaklaşımıyla Türkiye'ye cumhuriyeti getirdi, kurdu, benimsetti ve biz 100. yılında artık cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Aynı şekilde tarıma da sahip çıkmalıyız. Çünkü geleceğimizin ekonominin teminatı tarımdadır. Tarımda da karşılaştığımız zorlukları yenebilmenin yolu kooperatiflerdedir. Ama bakın işte burada biz bu yüzyılda ilk cumhuriyetin 10 yılında başarılmış, az zamanda çok işler başarmış o ivmeyi ne yazık ki atamız gözlerini yumduktan sonra aynı şekilde sürdüremedik. Kooperatif kurmuş, ortağı olmuş, hani biz şu anda diyoruz ya çiftçinin aklı gözündedir diye. Evet, mesela Atatürk Orman Çiftliği kuruluşun hikayesinde de bu vardır. Ne dersiniz? Yani bu göstererek yapmak, değil, fiilen yapmak çok önemli herhalde o dönemde. Aslında her dönemde önemli. Çünkü biz tarım derslerinde de okuduğumuz zaman okulda çiftçi gördüğünü yaparı çok iyi biliyoruz. Gerçekten de çiftçi gördüğünü yapar ama biz son dönemlerde çiftçiye görmesi gerekenle ilgili doğruları doğru zamanda doğru yerde iyi örneklerle gösterememişiz. Burada bir eksiklik var. Ama burada bir başka konu daha var. Yani sadece işlilikten kaynaklanmıyor. Kötü zihniyetlerden de kaynaklanıyor. Bakın Atatürk'ün kooperatifçilikle ilgili 1931 yılında İzmir'de söylediği meşhur işte mutlaka kooperatifleşin fayda vardır. Sözlerinin son kelimesi bence çok daha önemli. Bakın ne demiş. Müstahsillerin birleşmesinde şahsi menfaatlerinin helaller olacağını düşünenler tabii şikayet edeceklerdir. Bakın bu ifade hala bugün için de geçerli. 100 yıl boyunca kooperatifçilikle ilgili bu kadar destek, mevzuat yapılanma yapılmasına rağmen AB'deki gibi, Amerika'daki gibi, gelişmiş ülkelerdeki gibi ilerleyemememizin sebebi bu işte menfaatleri helaller olacak kişilerin yok ya bu iş gomanist işi demesinden. Yeri geldiğinde kooperatiflerde çalışmıyor ki, olmuyor ki kelimelerinden kaynaklanan şeylerle hep önleri tıkanmış. Bakın cumhuriyetten vazgeçemeyiz. Cumhuriyeti işletemesek bile cumhuriyet kötüdür diyemeyiz, işlemeyen yerlerini düzeltmeliyiz. Aynı şekilde kurtuluş aracımız olan kooperatifleri de ya bu işlemiyor bize uygun diyerek vazgeçmek değil, gelişmiş ülkeler bunu nasıl başarırlarsa onlardaki gibi kullanarak en iyi şekilde ülkemizde de kullanmak ve halkımızın istifadesini sunmak zorundayız. Bu da bizim için bugün en önemli görev ve sorumluluk. İlk 10 yılda büyük imkansızlıklarla nice mucizeleri başaran insanlar bu işleri yaptıysa bugün bizim elimizde çok daha fazla imkan var. Çok daha rahat bir ortamdayız ve bunu kesinlikle başarabilecek güce ve imkana sahibiz. Yeter ki biz çok bu işleri yapmak ve çalışmak azmi ve isteği içinde olalım. Bir de Erhan abi hep bilimi ön plana almış. Yani dikkatinizi çekti mi? O imkansız dönemde bile yurt dışına bizde çok iyi olan ziraatçıları, tarımcıları göndermiş, kitaplar getirttirmiş, bunları çevirttirmiş ve birebir de uygulayarak bunları göstermiş. Yani her işinde bilimin şeyini görüyoruz, ışığını görüyoruz aslında. Yani günlük politikalara göre yapmamış bu işleri. Tabii ki. Tarım bir bilimdir.
tek başına evet Türkiye ülkemiz Anadolu yüzyıllarca belki binlerce yıllık kadim bir tarım kültürüne sahip ama bu kültürün mutlaka bilimle birleşmesi, bilimle birleşerek en yüksek verimle, en iyi kaliteyle, en doğru şekilde planlanması ama bu planın da sosyal ortama göre, çiftçinin ve toplumun ihtiyaçlarına göre, doğanın ve canlıların durumlarına göre bir sürdürülebilir planlamasının yapılabilmesi, bu planlamayı da yapacak bir organizasyonel yapının olması gerekiyor. Bakın, başta da söyledim. Hem milli ekonominin tarım olduğunu, hem çiftçinin yurdun efendisi olduğunu söylemesi ve kooperatiflere bu kadar tarımda önem vermesi bir tesadüf değil. Aslında bu kurguyu büyük önder, hakikaten önder bir şekilde bize kurgulamış ve çizmiş. Bize kalan sadece bu zihniyeti, bu akıl yolunu, bu gösterilen hedefi çok iyi anlayabilmek ve üzerinde o yolda yürüyebilmekti. Bugüne kadar ne kadar yürüdüğümüz konusunu mutlaka ilk yüzyılın muhasebesini yaparken yapmalı ama ikinci yüzyılda artık daha doğru adımlar atmalıyız. Şimdi şöyle bir şey var. Bir elimize deyim yerindeyse bir talimatname vermiş. Bunları yapın demiş. Ve şimdiye kadar söyledikleri hepsi de her şeyde doğru çıkmış. Yetmemiş bunu bir de bize göstermiş. Ama biz hala tam anlamıyla tarım için konuşuyorum ben sadece. Yani kendi haddimi aşmak istemem. Siz konuyu genişletebilirsiniz tabii ki. Ona karışmak da bir hadsizlik olur benim için. Ama tam o talimatnameye uymuyoruz gibi geliyor. Ne dersiniz? Zaten uysaydık bugün Türk tarımı dünyada çok daha farklı bir yerde olurdu. Tarımın ülke ekonomisine getirisi çok daha farklı olurdu. Bugün içinde bulunduğumuz ülkemizin yurt dışına karşı borçlanma durumuyla ilgili geldiğimiz nokta çok daha farklı olurdu. Geçenlerde aldığımız bir bilgiye göre doğruluğunu bilemiyorum ama Cumhuriyet'in ilk kurulduğu dönemdeki kadar ağır borç yükü altında olduğumuzla ilgili bir bilgi paylaşıldı. Eğer bu durum doğruysa Mustafa Kemal'in az önce söylediğim gibi Avrupa'nın dünyanın muazzam sermayesiyle ilgili aracıların bize yapmış olduğu saldırılara maruz kaldığımız gözüküyor. İşte burada Büyük Önder'in göstermiş olduğu örgütlülük mücadelesini aynı şekilde sürdürmeliyiz. Bakın hiçbir şey yokken toplumu örgütleyerek kurtuluş yapmak, kurtuluşun üzerine de Cumhuriyet gibi muhteşem bir sistemin kuruluşunu yapmak örgütlü ve planlı bir çalışma gerektirir. O zaman biz planlı çalışmalara, örgütlü olarak ülkemizde hep beraber, milli birlik ve beraberlik içinde sürdürmek ve geliştirmek zorundayız. Başka çaremiz yok ki. Bize bu dünyada kimden fayda olacak? Ancak kendimiz kendimizi kurtaracağız. Bununla da ilgili Büyük Önder yollarımızı açmış, söylevleriyle, yaptıklarıyla, talimatname gibi sizin deyiminizle yolumuzu göstermiş. Yapmamız gereken bu yüzyılın imkanlarıyla çok daha fazlasını başarabilmek. Ama dediğim gibi önümüzdeki en büyük engel zihniyetler. Eğer biz bu zihniyetlerle ilgili idrak eksikliğiyle ilgili durumları aşamazsak varlık içinde bu ülkede yokluk çekmeye devam edeceğiz. Ya da bu ülkenin gençlerine ben çok güveniyorum. Onlar çok daha aydınlık ve geniş bir zihniyete sahipler. Onlar bu söylenenleri geçmişteki büyüklerinden çok daha iyi algılayacak ve bu ülkeyi çok daha ileriye götüreceklerdir diye umuyorum. Ve atanın emaneti gençliğe hitabede de olduğu gibi gençlerin elindedir. Onlar üzerlerine düşen görevi damarlarındaki asil kana da uygun olarak nasıl yapmaları gerektiğini bildiklerine benim güvenim sonsuz. O yüzden de müsterihim çok daha büyük işleri daha iyi şekilde yapacağımıza da inanıyorum. Biz de veririz diyoruz. Erhan abi çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Büyük Önder'i her zaman
rahmetle ve minnetle sadece 10 Kasımlarda değil, hayatımızın her gününde anıyoruz. Çok teşekkür ediyorum Erhan abi, Sayın Erhan Ekmen. Ne kadar güzel cümleler kurdunuz. Bu yayın formatı içerisinde zaten burada temel mesajları vermek de önemli olan. Yani 84 yıl öncesine bizi geri götürdünüz. Tabii ki bu Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümü. Ama daha önceki zamanlarda, ta 1920 diyeceğim, o bile yanlış. 1910'lardan beri böyle temel taşlarını döşediği bir yapıya inşallah hak ettiği değeri biz de veririz diyoruz. Erhan abi çok teşekkür ediyorum bir kez daha.